Şimdi elimizde y'nin x'e göre türevi 3y'ye eşit olan diferansiyel bir denklem var ve y eşittir 2 olduğunda x eşittir 1 durumu için özel bir çözüm bulmamız isteniyor. Videoyu bu noktada durdurup kendi başınıza çözmeyi denemenizi öneriyorum. Pekala, şimdi birlikte çözmeyi deneyelim. Bazılarınız soruyu gördüğünde çözümün üstel bir ifade olduğunu düşünmüş olabilir. Böyle düşündüyseniz doğru düşünmüş olursunuz ama doğrudan oraya gitmeyeceğim. Onun yerine bunun ayrılabilir bir diferansiyel denklem olduğunu fark edip öyle bir çözüm yapacağım. Ayrılabilir derken y'leri ve dy'leri bir tarafta, x'leri ve dx'leri diğer tarafta toparlayabildiğimizi söylemeye çalışıyorum biliyorsunuz. Yani eğer bu denklemin iki tarafını y'ye bölüp dx ile çarparsak 1 bölü y dy eşittir 3 çarpı dx bulabiliriz. Şimdi denklemin her iki tarafı da temiz bir hale geldi. Dolayısıyla artık iki tarafında da integralini alabiliriz. İnsanlar ayrılabilir diferansiyel denklemlerden bahsederken aslında tam olarak bunu kastediyorlar. Şimdi eğer sol tarafı genel bir halde yazmak istersek 1 bölü y'nin integrali elen mutlak değer içinde y olur. Burada y'ye göre integral alıyor. Buraya bir sabitle ekleyebilirdik ama sağ tarafta da bir sabit olacağından iki tarafa da ayrı ayrı iki soyut sabit eklemek gereksiz olacak. Sadece bir tarafa eklememiz yeterli. O zaman sol taraf eşittir bu ifadenin integrali. 3x olur öyle değil mi? Ve konuştuğumuz üzere buraya bir sabit ekleyelim. Artı c. Şimdi biraz düşünelim. Bu ifadeyi üstel bir şekilde yazabilir miyiz? Yani e üzeri 3x artı c eşittir. Mutlak değer y olarak tekrar yazabilir miyiz? Evet o zaman mutlak değer içinde y eşittir. e üzeri 3x artı c diyebiliriz. Bunu da e üzeri 3x çarpı e üzeri c olarak da yazabiliriz. Şimdi e üzeri c de başka bir sabit öyle değil mi? Bunu da yine c olarak isimlendirebiliriz. Değerleri farklı olur ama bu şeyin genel yapısını görebilmek için böyle sadeleştirmeler yapıyoruz. Öyleyse burası bir sabit sayı çarpı e üzeri 3x olur. Bunu aynı zamanda mutlak değer y'yi buna eşit olarak düşünebilirsiniz. Bu henüz bir fonksiyon değil. Verilen diferansiyel Denklem için fonksiyonel bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yani bu bize y'nin ya c çarpı e üzeri 3x ya da eksi c çarpı e üzeri 3x olduğunu ifade ediyor. Bunu olabildiğince genel bir halde yazdık. Henüz c'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu noktada şöyle bir şey yapabiliriz. Bu soldaki ifadenin doğru olduğunu kabul edip c'yi hesaplayabiliriz ve verilen değerlere uygun olup olmadığını kontrol ederiz. Çünkü böylece zaten pozitif veya negatif olanını seçsek bile diğerini de değerlendirmeye almış oluyoruz. O zaman haydi yapalım. y eşittir 2 olduğu zaman evet y eşittir 2 2 olduğu zaman şimdi özel çözümü bulmak için c'yi bulmaya çalışacağız. x eşittir 1'miş ya da x eşittir 1 olduğunda y eşittir 2'ymiş. Her neyse değerleri yerine yazdıktan sonra 2 eşittir c çarpı e üzeri 3. 3 çarpı 1 elde ederiz c'yi bulmak için iki tarafı da e üzeri 3'e bölersek ya da iki tarafı da e üzeri eksi 3 ile çarparsak 2 çarpı e üzeri eksi 3 eşittir c bulmuş oluruz. Eğer denklemde yerine koyarsak özel çözümümüz y eşittir c c yerine 2 çarpı e üzeri eksi 3'ü koyalım. çarpı e üzeri 3x olur. Şimdi tabanları aynı olan iki şeyin çarpımını alıyoruz. Dolayısıyla üstleri toplayabiliriz. Öyleyse y eşittir 2 çarpı e üzeri 3x üstleri toplarsak eğer 3x eksi 3 olarak özel çözüme ulaşmış oluruz. İşte bu kadar. Diferansiyel denklem için verilmiş bu değerlere uygun olarak yazabileceğimiz özel bir çözümü bulmanın bir yolu da bu şekilde olur.